Peki. Efendim şimdi bir de yerel seçim sürecine şöyle bir bakalım isterim. Özellikle şimdi en çok tabii bu yerel seçim sürecinde konuştuğumuz başlık CHP ile DEM ittifakı oldu. Şimdi aslında şöyle bir bakacak olursak İstanbul'un 10 ilçesinde 31 kontenjanın DEM'in belirlediği isimlere ayrıldığı iddiaları vardı. Tabii başka illerde de aynı durum aslında mevcut. Şimdi öte yandan da yeni yaşanan bir gelişme olarak da şunu söyleyelim. PKK ile başlarından Mustafa Karasu da CHP ile ittifak yapılan il ve ilçelerdeki çalışmaları övecek açıklamalarda bulundu. Şimdi böyle yapacaklar yeni doğrusu budur açıklaması. Böyle yapacaklar doğrusu budur diye bir açıklama geldi terörist Karasu'dan. Kent uzlaşısını yani bu kent uzlaşısı denilen aslında ittifakı övmüş oldu. Böyle yapacaklar doğrusu budur ifadelerini kullandı. Bir destek de PKK'dan geldi aslına bakarsanız. Bu kent uzlaşısı adı verilen ittifaka nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi daha önceki bir yayınımızda yeni bir şey deniyorlar demiştim ben. Yani bir taraftan ittifak içinde olup bir taraftan da ittifak içinde değilmiş gibi davranma yaklaşımı bu. Yani bu seçmen bunu ne kadar anlar ya da anlamaz bunu seçmene bırakmak lazım ki ben her seçmenin yani her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının burada ne olup bittiğinin farkında olduğunu, oy verenin de vermeyenin de bunu bildiğini açıkçası düşünüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra aldıkları yenilgiden bir ders çıkardıklarını, yeni iş başına gelen genel başkanın buradan bir ders aldığını, hani neden yenildik 14-28 Mayıs'ta sorusuna gerçekçi bir cevap ararken karşılarına çıkan HDP ittifakı, HDP ilişkisinin faturasını ben hani daha iyi anlayabilecekleri konusunda biraz iyimserdim. Ama maalesef şu anki tablo bize tam aksini gösteriyor. Çok net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin devamı olan DEM Partisi arasında yakın bir işbirliği şu anki tabloyla karşımızda. Sadece burada değişen şey buna kent uzlaşısı dediler bu sefer. Yani İttifak demediler, işbirliği demediler, kent uzlaşısı dediler. Şimdi ittifak denilince, işbirliği denilince Türk milleti bunu anlıyor. Ama kent uzlaşısı denilince anlamayacak mı? Yani böyle mi düşünülüyor? Yani enteresan bir durum. Kent uzlaşısı diyerek bu adımı attılar. Sizin de verdiğiniz örnekler bence gerçekten çok çarpıcı. Hele terörist elebaşlarından Mustafa Karasu'nun da bu ittifakı açıktan desteklemesi ve olması gerektiğini söylemesi hani bir mesaj olarak bunu da toplumun anlaması ve algılaması lazım. Bunun böyle hafifletilmemesi gerekiyor. Çünkü şu anki ben İstanbul'daki CHP'li adaya baktığımda ya da CHP Genel Başkanı'na baktığımda biraz bu meselenin konuşulmasını istemiyorlar gibi bir hava var. Bunu engellemek için işte farklı özellikle Murat Kurum'a yönelik böyle itibar suikastı diyebileceğimiz ya da ciddiyetini zayıflatacak çerçevede bir dil ve söylem üretmeye çalışıyorlar. Ama bu tür yaklaşım bu ilişkiyi örtemez, arka planda bırakamaz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde HDP'ye ittifak kurduruyorsunuz DEM Parti'ye ve kendi listelerinizden 30 civarında HDP'liyi aday gösteriyorsunuz İBB Meclisi için. Yani bunun İstanbul için ne anlama geleceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Çünkü CHP'nin İBB adayı seçilse de seçilmese de bu meclis üyeleri kesin seçilme ihtimali çok yüksek. Çünkü yani 10 kişiyle İYİ Parti İBB'de grup kurmuştu bu son dönemde. Yani şimdi orada seçilecek listelerden en az 20 kişinin yani CHP tarafından aday gösterildiğini görüyoruz. Bir bu var şimdi. Bu CHP-HDP ittifakının birkaç sac ayağı var. Birisi bu. Yani İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden HDP'li isimleri meclis üyesi olarak aday gösterilmesi ve kesin kazanılacak yerlerde gösterilmesi. İkinci sac ayağına baktığımızda İstanbul'da Esenyurt ilçesinde CHP'nin mevcut belediye başkan adayının geri çektirilmesi ve bir HDP'li siyasetçi olan Ahmet Özel isimli bir akademisyenin CHP listelerinden aday gösterilmesi. Bu da HDP'ye verilen bir ayrı bir çek olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bir başka çok somut söyleyebileceğimiz şey, mesela DEM Partisi İstanbul'da 22 ilçede aday çıkartmadı. Yani bu aday çıkartmadığı yerlere baktığımızda buralar hani CHP'nin kazanması için bir omuz verildiği, bir dirsek verildiği ilçeler olduğunu görüyoruz. Aday çıkarttığı yerlere baktığımızda da AK Parti'nin daha güçlü olduğu, kazanma ihtimali daha yüksek olduğu ilçeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da ayrı bir işbirliğinin somut göstergesi. Bir başka somut gösterge, DEM Partisi'nin Esenyurt'ta bir belediye başkan adayı var mı? Yok. Peki neden DEM Partisi İstanbul'daki şu ana kadarki en büyük mitingini ya da ilk mitingini Esenyurt'ta yaptı? Bu sorunun bir cevabı olmalı, değil mi? Evet. Bu soruyu sorduğumuzda cevap olarak CHP, DEM Partisi işbirliği ittifakı karşımıza çıktığını görüyoruz. Bir başka somut gösterge, onu da söyleyeyim. DEM Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Meral Danış Beştaş'la Murat Çepni'nin sahada gören biri var mı? Boy boy afişlerini gören birisi var mı? Mesela ben hani gezip baktığımda İYİ Parti adayı Burak Kavuncu'nun afişlerini görebiliyorum. Evet. Sayın Akşener'in afişlerini görebiliyorum, büyük afişlerini. Ama Meral Danış Beştaş, Murat Çepni görmüyorum. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Yani Meral Danış Beştaş'la Murat Çepni'nin de işte İstanbul'da bir seçime giriyoruz. Bize oy verin, CHP'ye oy vermeyin, AK Parti'ye oy vermeyin, bize oy verin, oylarımızı konsolide edelim gibi daha önceki seçimlerde, özellikle 2015 seçimlerinde gördüğümüz o hareketli, dinamik seçim kampanya çalışmasını yapmadığını, uzaktan yakın alakası olmadığını görüyoruz. Yani bir oy isteme talebi veya süreci yok. Hayır, son gün acaba seçmen kime oyunu verir? Buna mı bırakacaklar? Bunu bilemiyorum. Bunun için biraz daha sürecin netleşmesi gerekiyor. Çünkü zaman zaman Meral Danış Beştaş'tan farklı açıklamalar da geliyor. Böyle esnek açıklamalar. Ama 4 ya da 5 madde saydım. CHP ile DEM Partisi arasında İstanbul'da somut bir işbirliği yapıldığını gösteren bir örnek var karşımızda. Aynı şekilde buna Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin İstanbul Belediye adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bazı açıklamaları da ekleyebiliriz. Dolayısıyla bunun Türkiye açısından, İstanbul açısından ortaya çıkartacağı güvenlik risklerini önümüzdeki süreçte daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.